Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle üçgen bir şal çalışması yapacağız. Uçtan şalımıza başlayarak artışlarımızı yaparak yukarıya doğru çıkacağız. Şu şekilde gördüğümüz gibi kenarı çerçeveli çok şık bir şal. 1, 2, 3, 4, 5 diye şalımız bakınız yukarıya doğru genişlemekte. Dilediğiniz ölçü gelene kadar örerek devam edebilirsiniz. Modelimiz çok kolay bir model. Şöyle bakacak olursak modelimize bakınız trabzanlardan oluştuğunu görmekteyiz. Trabzanlarımızı ördüğümüz sıramızda ise zincirlerimiz ve arada bakınız 3 tane minik sık iğnemiz mevcut. Trabzanlarımızı, zincirimizi ve sık iğnelerimizi ördükten sonra modelimizi istediğimiz ölçü gelene kadar örebiliriz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen modelimize başlayalım. Kolay gelsin. Üçgen pançomuza başlamak için şöyle bir ipimi alıyorum ben. Sizler dilediğiniz renkteki ve dilediğiniz kalınlık ve incelikteki iplerimizi kullanabilirsiniz. İsterseniz ebrul, isterseniz düz renkli, zevkinize uygun ipleri tercih edip ipimize uygun da tığımızla ördüğümüz zaman çok güzel sonuca ulaşırız. Benim elimdeki normal kalınlıkta bir ip ve tığım ise 2,5 numaralı tığ. Şimdi başlıyorum. Bir tane düğümümü atıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çekiyorum ve birinci zincirin içerisine gelerek bakın. Birinci zincirin içerisine gelerek batıyorum ve buraya bir tane yuvamızı yapıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında oluyorum ve bu 4 zinciri birinci trabzan olarak sayıyorum. Tığımın başında oluyorum. İkinci trabzanımı yuvanın içerisine batarak örüyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Ve dördüncü trabzan. 5 6 ve 7 tane trabzanımı örüyorum. Şöyle sayamayan arkadaşlarımız için gösterelim. 1 2 3 4 5 6 7 toplamda 7 tane trabzanımızla birinci sıramızı oluşturduk. Şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. 1 2 3 ve 4 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. 7 tane olan trabzanımdan sayıyoruz. Şimdi 1 2 ve 3. trabzanın üzerine geliyorum. Bir tane sık iğne batıyorum. Bakın 3. trabzanıma bir tane sık iğne battım. 1 2 3. 4. trabzanımın üzerine batarak bir sık iğnemi de buraya örüyorum ve 5. trabzanımın üzerine de bir tane sık iğnemi örüyorum. Ortaya 3 tane sık iğnemizi ördük ve tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. 4 zincirimi çektikten sonra şu araya giriyorum. Her iki trabzanımın arasına bakınız. Sondan bir önceki trabzanın arasına girerek kapatıyorum. Ve tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum burada ve örgümün yönünü çeviriyorum. Çünkü zincirlerimin içerisine artık trabzanlarımı yapacağım bu sırada. Bir sıra trabzan, bir sıra zincir ve sık iğneden oluşacak şalımız. Şimdi trabzan sırasını örmüştük. Zincir ve sık iğne sırasını ördük. Şimdi tekrar trabzanlarımıza başlıyoruz. 3 tane zincir çekerek birinci trabzanımı ördüm ve buradaki zincir yuvasının içerisine şimdi sırası ile 2, 3'ü 1 diye sayıyorum. 3 4 5 6 7 tane trabzanımızı ördük. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzanımızı ördükten sonra ortaya 3 tane sık iğne yapmıştık. Bakınız 1 2 3 tam ikincinin üzerine gelerek batıyoruz. Yani tam ortalıyoruz. 2'ye gelerek battım. Bu şekilde. Tekrar tığımın başında oluyorum. Diğer 4 zincirimin içerisine trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane trabzanımı ördüm. 7'şer 7'şer bakınız trabzanlarımızı ördükten sonra bir sonraki sıraya başlayacağız. Diğer sıramız tıpkı bir önceki sıramızda yaptığımız gibi zincirimiz ve sık iğnemizin olacağı sıra olacak. Onun için 4 tane zincir çekerek geri dönüyorum. Önce bitirdiğim yönde çekiyorum bakınız. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. 7 tane olan trabzanımın 1, 2, 3. 3. trabzanın üzerine geliyorum. Bakınız 1, 2, 3. 3. trabzanın üzerine bir tane sık iğne. 4. trabzanıma bir sık iğne ve 5. trabzanıma bir tane sık iğnemi örüyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi örüyorum. Ve buradan yine 1, 2, 3. trabzanın üzerine 1, 2, 3. 3. trabzanın da üzerine geliyorum. Bakın buradan da saysam 1, 2, 3. trabzan olacak. Ve 4 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3 ve 4. 4 tane zincirimi çektikten sonra son trabzanla sondan bir önceki trabzanın arasına giriyorum. Şöyle bakınız genişçe araya giriyorum. Araya batıyorum. Ve trabzan sırasına geçeceğim için 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 ve örgümün yönünü çeviriyorum. Ve burada 1, 2, 3 tane yuvamız oldu. Bakınız birer birer artırmaya başladık. 1 olarak başlamıştık trabzan sıramızı. 1 ve 2. Şimdi zincirlerimizi sayacak olursak 1, 2, 3. Başlıyorum. 3 tane zincirimi çektikten sonra 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzanımızı buraya ördüm. Şimdi 3 tane sık iğnemiz vardı. Bakın 1, 2, 3. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3. İkincinin üzerine gelerek batıyorum. Ve kapatıyorum. Tekrar ortaya giriyorum. Tığımın başını dolayarak 7 tane trabzanımı buraya örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzanımı ördükten sonra hemen 3 tane sık iğnemin bakın 1, 2, 3 ikincinin üzerine gelerek batıyorum ve sabitliyorum. Bakın şalımız kendisini göstermeye başladı. Çok hoş bir model. Tığımın başını doluyorum. Hemen kenardaki 4 zincirimin içerisine 7 tane trabzanımı örüyorum. Şurayı biraz sıkı tutmak istiyorum. Bol olmasını istemiyorum. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzanımı ördüm ve şöyle modelimize bir bakalım. Bakınız modelimize. 1, sağından ve solundan artık 2 ve 3 tane 3 sıra 3 tane trabzan grubumuz hazır. Şimdi 4. sıramıza başlayacağız. 4. sıramızda da aynı işlemimizi yapıyoruz. Bakınız bir sıra trabzan, bir sıra zincir sıramızda, zincir ve sık iğne sıramızda. Trabzan sıramızı tamamladıktan sonra zincir ve sık iğnelerden olan grubumuzu örmeye başlıyoruz. Tekrar aynı işlemimi yapıyorum. 4 tane zincirimle başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Örgümün yönünü çeviriyorum ve trabzanlarımı sayıyorum. Zincirimin devam ettiği 1, 2 ve 3. 3. trabzanın üzerine geliyorum. Bir tane sık iğne batıyorum. Hemen takip eden trabzanın üzerine de bir tane sık iğne ve bir diğerine toplamda 3 tane sık iğnemi örüyorum. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3. trabzanımın üzerine sık iğnemi örüyorum. Tekrar hemen ikinci sık iğne ve üçüncü sık iğnemi de yapıyorum. Ardı ardına 3 tane sık iğnemi yerleştiriyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum ve diğer trabzanlarımın olduğu gruba geliyorum. 1, 2, 3. 3. trabzanın üzerine 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğnemi örüyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4. En sondaki trabzanla bir öncesinin arasına gelerek batıyorum. Ve yeni sıramızı bu şekilde oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4. Böyle bakın bükülür gibi oldu. Kesinlikle korkmayın. İçerisine trabzanlarımızı örünce hemen açılacak. Şimdi devam ediyorum. Trabzan sırasına başlayacağım zaman 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve bunu 1 diye sayıyorum. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane trabzanımı ördükten sonra 1, 2, 3 tane sık iğnenin ortasındaki yani ikinciye batıyorum. Ve tığımın başını dolayarak hemen sıradaki zincirin içerisine 7 tane trabzanımı dolduruyorum ve bu şekilde devam edelim. Modelimi aynı şekilde örerek büyütmeye devam ettim. Şöyle görelim bakınız. Modelimiz 2 sırada bir kendisini tekrar etmekte. Bir trabzanlarımız, bir zincirlerimiz ve sık iğnemizin olduğu sıra. Trabzanlarımız, sık iğnelerimiz derken bakınız kenarı çerçeveli gibi her iki kenar bakınız. Çok hoş bir görüntü olmakta. Dilediğiniz iplerle uygulayabilirsiniz. Modelimiz çok kolay, örmesi de çok zevkli. Evet, umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.